yaşındaki Nehir sokakta arkadaşlarıyla oynarken bir anda yere yığıldı, felç geçirdi. Doktorlar nedenini araştırdı. Sonuç aileyi yıktı. Beyninde tümör vardı küçük Nehir'in. Bir operasyon geçirdi, ardından kemoterapi almaya başladı. Ama hastalığı yenmesi için çok zor bulunan bir gıdaya, anne sütüne de ihtiyacı vardı. Bebekli anneler seferber oldu, Nehir ayağa kalktı. Kendine gelemiyordu, gözlerini açamıyordu. Çok şükür şimdi yürüyebiliyor. Annelerimizin gücü sayesinde. Nehir henüz 7 yaşında, yaşam savaşı veriyor. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vücudunun sağ tarafı kısmi felç. Hastalığı yenebilmesi için en önemli güç kaynağı ise anne sütü. Adanalı Kumcu ailesinin ilk çocuğu Nehir. 3 ay önce arkadaşlarıyla oyun oynarken bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Filmleri çekildikten sonra beyin sapı tümörü olduğunu öğrenmiş olduk. 4. seviye kanser hücresi olduğu için hızlı büyüyen bir tümör. Beyin sinirlerine baskı yapan tümör minik Nehir'in felç olmasına da neden oldu. Nehir hasta olduktan sonra iyileşmesi için ona en büyük desteği kardeşi Rüzgar verdi. Çünkü Rüzgar... Ben Nehir'i çok seviyorum. Nehir başarılı bir operasyonun ardından kemoterapi almaya başladı. Onu ameliyat eden doktorlar Kumcu ailesine anne sütü önerdi. Çünkü her derde deva anne sütü vücuttaki zararlı hücreleri öldürme özelliğine de sahipti. Aile süt bulabilmek için sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. O çağrı kısa sürede seferberliğe dönüştü. Türkiye'nin dört bir yanından bebeğini emziren anneler kendi sütünü Nehir bebeğe ulaştırmak için önce sütlerini sağdılar, ardından da bu kutulara koyarak Nehir bebeğe ulaştırdılar. Anne sütüne yaklaşık 1,5 haftadır falan başladık ve büyük değişiklikler oldu. Yüz felci olmuştu tamamen. Yüz felci de geçti. İştah yoktu, iştah artmaya başladı. Kilo aldı. Anne sütüyle hastalığına karşı önemli bir zafer kazanan Nehir'in önümüzdeki 6 aylık süreçte de anne sütü tüketmesi gerekiyor. Türkiye'deki bütün annelere çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.